Kanal Urfa hafta sonu ana haber bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmelerle ana haber bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, Rus paralı asker grubu Wagner'in başlattığı isyanın ardından gözlerin çevrildiği başkent Moskova savaşın eşiğinde. Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in son açıklamaları sonrasında Rusya'nın başkenti Moskova'da ve Rostov'da zırhlı araç hareketliliği sürüyor. Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in yaptığı açıklamaların ardından Rusya'da hareketli saatler yaşanıyor. Rus ordusunun yöneticilerini ve Kremlin'i hedef alan açıklamalar yapan Prigojin'in bu hamlesi darbe kalkışması olarak yorumlanırken başta Moskova olmak üzere Rusya'nın kritik kentlerinde zırhlı araçlar sokaklarda görülmeye başladı. Moskova'daki caddelerde görülmeye başlayan zırhlı araçların hızla ilerlediği görülürken, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya sınır olan Rus kentlerinde de aynı hareketliliklerin görüldüğü öğrenildi. Rusya'nın Ukrayna saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin, Rus Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yla Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u hedef aldı. Rus ordusunun füzelerle Wagner savaşçılarına saldırılar düzenlediğini öne süren Prigojin, kendi savaşçılarına ve Rus halkına çağrıda bulunarak herkesi sokağa davet etti. Şanlıurfa'da telefonla aradıkları 8 kişiye kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 4 milyon 360 bin lirasını alarak dolandıran 5 kişi tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan şebekeye yönelik 15 ekiple toplam 124 polisin katıldığı bir operasyon düzenledi. Akçakale ilçesindeki 5 adrese düzenlenen operasyonda İHT, TA, MT, AU ve AK gözaltına alındı. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramada dolandırıcılık olaylarında kullanılan ve içerisinde adres sorgu programı bulunan 3 adet dizüstü bilgisayar, 23 adet cep telefonu, 1 adet tablet bilgisayar, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 73 adet kartuş, 2 adet tabanca ve 92 fişek, 33 adet uyuşturucu hap, 5600 dolar ve 11.000 TL, 1 adet altın bilezik, 4 adet USB harici ve 1 adet hafıza kartı, 5 adet sim kart ve 4 adet sim kart bloğu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2 gün içerisinde 3000'e yakın kişiyi dolandırma hedefli uzun süreli arama yaptıkları İstanbul, Aydın, Ankara, Konya, Artvin, Çanakkale ve Edirne illerindeki 8 kişiyi toplam 4 milyon 360 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin üçüncü olan genel kurultayında konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yapılan kongre sonunda yeniden genel başkan seçildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Kongresyum'da gerçekleştirilen partisinin üçüncü olan kurultayında konuştu. İYİ Parti lideri Akşener, bir dönem CHP'den alınan 15 milletvekili hakkında konuştu. Şimdi biz fedakarlık yapan insanlarız ya, Türkiye bizim için önde ya. Genel başkanınız bu konuda her türlü feragatı, fedakarlığı yapan insan ya. Dolayısıyla biz önce bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Savaşmalıydık. Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık. Savaşmadık. Meral Akşener İstanbul seçimleri için de konuştu. Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na randevu aldım, gittik. İki parti yerel seçimlere birlikte gitmeyi teklif ettik ve sonuçta bir başarı çıktı. Beni en çok ilgilendiren, en çok etkileyen, en çok üzen ne oldu biliyor musunuz?
İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı. Efendim bilmem nerenin seçimini biz değil HDP kazandırdı. Partilerin de şımarıklık döneminin bittiğini belirten Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü. Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Bu partide şımarıklık bitmiştir. Haksızlık bitmiştir. Saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek. İYİ Parti lideri Meral Akşener konuşmasının sonunda altılı masa ile ilgili konuştu. Önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüdüler. Çeşitli alanlardaki demin bahsettiğim tırnak içi kanaat önderleri, efendim elitler, aklınıza ne geliyorsa. Sonra baktılar ipin ucu kaçtı. Bunu bir dengelemek lazım. Birdenbire olağan şüpheli Meral Akşener ve İYİ Parti gündeme geldi. Biz çalışmamışız. Onun için seçim kaybedilmiş. Ama yani 45 ilde Sayın Mansur Yavaş'la büyük çoğunluğu olan CHP'den bir kişinin çağrılmadığı, sadece kendi seçmenimizin yer aldığı mitingler yaptık. 54 noktada bizzat çalıştık. Şehirlerde milletvekili adaylarımız bir oy Meral'e, bir oy Kemal'e diyerek oy istediler. Yani İYİ Parti'ye bir oy ve Sayın Kılıçdaroğlu'na bir oy. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman Allah derler ki insafınız kurusun. Anlıyorum, eşitlemeye çalışıyorsunuz. Anlıyorum, korktunuz. Biraz ipin ucu kaçtı, korktunuz, dengeliyorsunuz. Aynı İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir dediğiniz gibi. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Ortatepe Kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Ortatepe'den Dutluk Kırsal Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan Mahmut Y'nin kullandığı otomobille Mustafa Ö'nün kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Mahmut Y ve Mustafa Ö ile birlikte Arif Y, Ömer Ö, Müslüm G yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 hac organizasyonuyla Türkiye'den 88.430 hacı adayı mübarek beldelere ulaştı. Türk hacı adaylarının en yaşlıları olan 88 yaşındaki Mardinli Rizkiye Tanrıverdi, Ayşe Görgün teyzelerle Şanlıurfa'dan Yasin Sakat amcayı ziyaret etti. Kafilenin en küçük üyesi 2 aylık Mehmet Salih Bayram'la buluşan Başkan Erbaş, hacı adaylarını da tebrik etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 hac organizasyonuyla Türkiye'den 88.430 hacı adayı mübarek beldelere ulaştı. Başkan Ali Erbaş, 2023 hac döneminde güzel hatıralar yaşandığına işaret ederek en yaşlı hacı adaylarıyla en küçük hacı adayını buluşturmanın bu güzelliklerden biri olduğunu söyledi. 2023 haccında gerçekten çok güzellikler yaşıyoruz. Bu güzelliklerden birisi de en yaşlı hacılarımızla en küçük hacımızı buluşturmak oldu. İşte burada en küçük hacımız Mehmet Salih kucağımda. Maşallah. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ibadetini yerine getirebilmek için sağlıklı olmanın büyük bir nimet olduğunu belirtti. 3 hacımız var. 3'ü de 99 yaşında. Böyle bir sağlıkla, böyle problemsiz bir şekilde Mekke'ye kadar gelmek, hac farizasını yapmak gerçekten çok büyük bir nimettir. Cenab-ı Hak bu şekilde sağlık ve sıhhat içerisinde
kendilerine hayırlı ömürler nasip eylesin. Sağlıklı bir şekilde Arafat'a çıkmayı, vakfelerini yapmayı ve Arafat sonrası tavaflarını ve sairlerini yaparak haclarını tamamlamayı kendilerine inşallah nasip eylesin. Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla Zabıta Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda oluşturulan Zabıta Ortak Denetim Ekibi, Haliliye, Eyyubiye ve Karaköprü'de fırınları denetledi. Şanlıurfa kent genelinde fırınlarda pişirilen ekmeklerin kalitesi konusunda artan şikayetleri değerlendiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Başkan Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda 3 merkez ilçe zabıta ekipleriyle ortak denetim ekibi kuruldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan denetimler kapsamında Şanlıurfa'nın Eyyubiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde faaliyet gösteren 49 fırında ilçe zabıta ekipleriyle birlikte başta hijyen olmak üzere gramaj ve bacaların düzenli çalıştırılması ve temizlenmesi konularında fırıncılara uyarılarda bulunuldu. Ekmeklerin gramajlarına bakan zabıta ekipleri hamurun hazırlandığı tekneleri de hijyen yönünden inceledi. Gerekli uyarıların yapıldığı işletme sahiplerine kurallara uymaları yönünde bilgiler aktarıldı. Zabıta ekipleri kurallara uymayan fırınlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda da uyardı. Büyükşehir Belediyesi, Haliliye, Karaköprü ve Eyyubiye Belediyesi zabıta müdürlüklerinden zabıta personellerinin yer aldığı ortak denetim aralıksız devam edecek. Haliliye İlçe Belediyesi bünyesinde yer alan millet evlerindeki kurslarla kadınlar bir yandan meslek öğrenirken, kurslara katılım sağlayan annelerin çocukları ise hizmet veren kreşle hem öğreniyor hem de yaşıtlarıyla eğleniyor. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklarını hizmete sunduğu merkezlerle devam ettiriyor. Başkan Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla hayatın her alanında kadınların yanında olan Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, kadın destek merkezleri ve millet evlerinde meslek edindirme ve hobi kurslarına hizmete sunuyor. Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Millet Evi'ndeki el sanatları, dikiş nakış, kuaför, okuma yazma ve Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan kadınlar uzman eğitmenlerden teorik ve uygulamalı eğitim alıyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu kurslara çocuklarıyla katılan annelerse çocuklarını kreşe bırakmanın rahatlığını yaşıyor. Kreş hizmetinin bulunduğu millet evlerinde anneler kurslardan aldıkları eğitimlerle meslek öğrenirken çocuklar da yaşıtlarıyla hem eğleniyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor. Öte yandan Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın millet evinde hizmete sunulan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere ise kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Sayın seyirciler, Gaziantep'te katliam gibi bir kaza yaşandı. Gaziantep'te kafa kafaya çarpışan iki araçta bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Gaziantep-Adıyaman Karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken cenazelerse otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazanın ardından karayolu trafiğe kapanırken araçların kaldırılmasının ardından yolun yeniden ulaşım açılması bekleniyor. Bu arada ölen 6 kişinin cenazeleri adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.
Kazada Taha Kaçar, Cahil Sat, Hatice Sat, Kardelen Sat, Mesut Taşdemir ve Kadir Sat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şanlıurfa'nın Meyyubiye ilçesinde saman yüklü tır bir anda tutuşarak alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürülen tır kullanılamaz hale geldi. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde saman yüklü tır bir anda tutuşarak alev topuna döndü. Olay Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde yer alan Yardımcı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen saman yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayındaki ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Şanlıurfa'da Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 54,2 arttı, ithalat ise %31,4 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayındaki ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Verilere göre ülke genelinde ihracat Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 21 milyon 659 milyon dolar, ithalat ise 15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ihracat ve ithalat verilerini paylaştı. Bu verilere göre Şanlıurfa'da ihracat 54,2 artarken ithalat ise 31,4 oranında azaldı. Şanlıurfa'da ise Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 54,2 arttı, ithalat ise %31,4 azaldı. Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %17,6 artarak 10 milyar 657 milyon dolardan 12 milyar 527 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Mayıs ayına göre %64 iken 2023 Mayıs ayında %63,4'e geriledi. Bölgenin en büyük hayvan, canlı hayvan pazarı olan Yaylak Hayvan Pazarı'nda haftanın her cumartesi günü kapılarını açarken Kurban Bayramı öncesi yani Arife günü, Salı günü de açık olacak. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alamayan vatandaşların kurbanlık alabilmeleri için bölgenin en büyük hayvan pazarı olan Yaylak Hayvan Pazarı 2 gün açık olacak. Yaylak Hayvan Pazarı'nda kurbanlık yetiştiricileri de kurbanlıklarını satma fırsatını yakalamış olacaklar. Daha önceleri derme çatma olan Yaylak Hayvan Pazarı kışın çamurdan, yazınsa sıcaktan ve tozdan geçilmiyordu. 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Sufi Aksoy ilk iş olarak bölgenin en büyük canlı hayvan pazarını modern hale getirmek için kolları sıvadı. Kısa süre içerisinde modern ve hijyenik açıdan da bölgeye hitap edecek bir hayvan pazarını ilçeye ve bölge halkına kazandırdı. Her hafta cumartesi günleri kapılarını tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanları açan hayvan pazarında çevre mahalle ve ilçeler olmak üzere çevre illerden gelen ve kurbanlıklarını satışa sunan üreticiler bayram öncesinde kurbanlıklarını satışa sunmuş olacak. Bozova Belediye Başkanı Sufi Aksoy, Kurban Bayramı öncesinde tüm vatandaşların bayramını kutladı. Pazarla ilgili olarak kurban sahipleri ve vatandaşlar Belediye Başkanı Sufi Aksoy'a teşekkür etti. Normal vatandaşlara yaptığımız kadar yardımcı oluyoruz. Sana sormaz. Yaylak'la geliyorum. Ben Yaylaklıyım. Sufi Aksoy'a çok çok teşekkür ederim. Bizim pazarımız çok güzel. Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz böyle bir pazar işi halka sunduğu için Sufi Aksu Bey'e. Pazarımız güzel. Şanlıurfa Hayvan Pazarı esnafıyım. Buraya geldik. Bu seneki pazarımızdan çok memnunuz. Allah razı olsun, gölgede falan her sene rezil olmuştuk.
Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Şanlıurfa'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibariyle 280.519 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Mayıs ayında ülke genelinde 86.816 adet otomobilin trafiğe kaydı yapılırken, Ocak-Mayıs döneminde 863.955 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini paylaştı. Bu verilere göre Şanlıurfa'da kayıtlı olarak 280.000'den fazla araç bulundu. Şanlıurfa'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibariyle 280.519 oldu. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,4'ünü motosiklet, %38,8'ini otomobil, %8,7'sini kamyonet, %4,4'ünü traktör, %2'sini kamyon, %0,4'ünü minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibariyle 27.334.424 oldu. Mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı taşıtların %53,5'ini otomobil, %16,4'ünü motosiklet, %16'sını kamyonet, %7,8'ini traktör, %3,4'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel taşıtlar oluşturdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Abide Kavşağı'nda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin sürdürdüğü rulo çim serme çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şanlıurfa'da ulaşım anlamında şehir içi trafiğini ciddi oranda rahatlatan Abide Kavşağı viyadüklerini şehre kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül gece geç saatte Dönel Kavşak'taki çimlendirme çalışmalarını yerinde gördü. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar Şanlıurfa'nın daha da güzelleşmesi için çalışan ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Beyazgül, 5 farklı bulvarın bağlantısını sağlayan ve şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatan Abide Kavşağı viyadüklerinin Şanlıurfa Spor'un şampiyonluğu dolayısıyla sarı yeşil led ışıklarla aydınlatıldığını da inceledi. Başkan Beyazgül, işçilerle birlikte Abide Kavşağı'ndaki Dönel Kavşak içerisinde rulo çim serme işlemi de gerçekleştirdi. Sayın seyirciler, kebabı, ciğeri ve lahmacunuyla ün yapmış Şanlıurfa'da yeni bir işletme daha açıldı. Kebabı, ciğeri, lahmacunuyla ün yapmış Şanlıurfa'da son derece kaliteli, tecrübeli, servis ve mutfak personeliyle göz dolduran ürünleriyle damak çatlatan bir ocakbaşı daha açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün selamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün yine değerli bir hemşehrimiz Kebir Hamdi'ye güzel bir restoran hazırlamış, yapmış. Emeklerine sağlık, idam yaratacak, güzel işler yapacak burada. Özellikle Şanlıurfa'nın mutfağını en seçkin örneklerini bu restoranda göreceğiz, tadacağız. Ben tekrardan bu işletmemizi hem şehrimize hem de istihdama kazandıracağı güzellikler nedeniyle işletme sahibini tebrik ediyorum. Tüm misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillah deyip tasarım sarası. İşletmeciliğini Ahmet Baynaz ve Ahmet Faruk Kırıcı'nın açmış olduğu ocak başının açılışı yapıldı. Açılışa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Faruk Bayuk, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Serhat Gerger, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, Şanlıurfa Lokantacılar, Tatlıcılar ve Köfteciler Oda Başkanı Mehmet Şakak ve davetliler katıldı. Ocak başının işletmecisi Ahmet Baynaz, kaliteli ve hijyen hizmet sunacaklarını belirtti.
Ya gerçekten bugün heyecanımız üst düzeyde. Çok heyecanlıyız. Yani yıllardır bu işin içerisinde olmamıza rağmen sanki ilk defa bugün işe girmiş gibiyiz. Yani müthiş bir şekilde heyecanlıyız. Tabii ki zaten en düşüncemiz yerel lezzetlerimizi tekrardan Urfa halkına sunabilmek. Urfa halkına eski unutulmuş hizmetleri, eski unutulmuş lezzetleri biz bir araya bir daha getirip Urfa halkına sunmayı planlıyoruz. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Ramazan Güneş'in oğlu Mustafa Güneş ve Mehmet Ali Oral'ın kızı Dilan Oral gerçekleştirilen düğün merasimiyle dünya evine girdi. İş insanı Ramazan Güneş'in oğlu Mustafa Güneş ve Mehmet Ali Oral'ın kızı Dilan Oral'ın düğün merasimi yapıldı. Gerçekleşen düğüne Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Meclis Üyesi Faruk Bayuk, siyasiler, dost ve akrabaları katıldı. Düğünde genç çiftin nikahını Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kıyarken birçok isimle şahitlik etti. Ama eğer kendilerini kabul ederse, bir ömür boyunlukla beraber olsalar, bir müddetlere aynı anda ikinize takdim edersek, beraberliğiniz bir ömür pek hiçbir sorun olur mu? Kendilerini kabul ediyor musun? Daha şanslı kabul ediyor. Zaten bu deftere gelecek sahibi genel anlamda. Bu deftere en iyi şekilde sahip çıkacak şekilde genel anlamda. Zaten Mustafa kaydederdi. İşi var defterde Mustafa. Faruk Bey beraber takdim edelim olur mu? Büyükşehir Belediye Başkanı için olarak. Faruk Bey al bakalım. En uzadı. Her zaman. Bir ömür boyunca beraber olun. Nikah merasiminin ardından mevlid okutulan düğünde ilahiler okunarak dualar edildi. Yapma ya Rabbi, damadın babası Ramazan Güneş ve gelinin babası Mehmet Ali Oral bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dost ve akrabalarına teşekkür etti. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Gününe çıkan gelişmeleriyle tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.